Sevgili arkadaşlar, merhabalar. Coğrafya dersi, üniversite hazırlık konularına 37. konu anlatım föyü ile devam ediyoruz. Sevgili arkadaşlar, bir önceki föyümüzde topraklar ve oluşum özelliklerini vermiştik. Hatırlayacağınız gibi azonal topraklar, intrazonal toprakları işlemiştik. Bu föyümüzde ise sevgili arkadaşlar, zonal toprakları, erozyon ve heyelan olaylarını hep birlikte işleyeceğiz sevgili arkadaşlar. Dilerseniz dersimize hemen giriş yapalım. Zonal topraklar yani iklimin etkilediği topraklar ne anlama gelmektedir arkadaşlar? Şu anlama geliyor. İklim değişirse oluşan toprak tipi de değişir demek istiyor. Peki hangi iklimlerde hangi tip topraklar oluşur? Dağılışları nelerdir? Özellikleri nelerdir? Onları sırayla işleyelim dilerseniz. Bakınız nemli ve yarı nemli bölge topraklarından laterit Ekvatoral bölgenin toprağıdır. İçerisinde demir, demir oksit bakımından zengin olduğu için rengi kırmızı renktedir. Arkadaşlar bu bilgi üniversite sınavında soru olarak gelmiştir. Toprağın aşırı yıkanmasına bağlı olarak tuz, kireç ve humus oranı azdır. Terrossa topraklara baktığımızda Akdeniz iklim bölgesinin toprağıdır. Bakınız Laterit toprakla ortak özelliğine e, bakacak olursak demir oksit oranı fazladır. O yüzden kırmızı renklidir. Az önce de belirtmiştim. Üniversite sınavında soru olarak gelmişti diye. Ayrıca terörist topraklarla laterit toprakların karşılaştırması da ortak özelliği de ortak niteliği de üniversite sınavında soru olarak gelmişti sevgili arkadaşlar. Tarımsal açıdan verimi az. Çünkü kireç oranı fazla olduğundan dolayı sulama ve gübreleme ile tarımsal üretim artırılmaktadır sevgili arkadaşlar. Kahverengi orman toprakları ise okyanusal iklimin toprağıdır. Geniş ve karma yapraklı ormanlar altında oluşuyor. Tuz ve kireç oranı az, humus bakımından zengin. Özellikle Batı Avrupa ile Batı Amerika ve Batı Kanada kıyılarında görülüyor. Ülkemizde de Karadeniz ikliminin hakim olduğu alanlarda yaygındır sevgili arkadaşlar. Podzol topraklarsa Orta kuşakta soğuk ve nemli bölgelerde lütfen buna dikkat. Soğuk ve nemli bölgelerde iğne yapraklı ormanların altında oluşuyor. Tuz, kireç ve humus bakımından fakir olan bir topraktır. Ülkemizde de özellikle Batı Karadeniz'de sevgili arkadaşlar ve Karadeniz'in yüksek kesimlerinde iğne yapraklı ormanların altında oluşmuştur. Tundra toprağı ise 60-70 derece enlemleri arasında yani kutup altı İklimi olarak da ifade ettiğimiz tundura ikliminin bulunduğu alanlarda yaygındır. Toprak bu alanda 10 ay donmuş vaziyettedir ve geri kalan aylarda çözülen toprak bataklığa dönüşür. İşte bu bataklık haline dönüşen topraklardır. Bakın Rusya, Kanada ve İskandinavya ülkelerinde e, bu alanlarda görülmektedir. Humus bakımından fakir olan bir toprak türüdür. Kurak ve yarı kurak bölge topraklarına baktığımızda çöl toprakları. Sevgili arkadaşlar ön plana çıkıyor. Kurak kurak bir bölgededir. Buharlaşma şiddeti fazladır. Yağış azdır. Topraktaki tuz ve kireç oranı oldukça fazladır. Humus bakımından da fakirdir sevgili arkadaşlar. Kahverengi ve kestane renkli bozkır topraklarına bakacak olursak özellikle orta kuşakta ılıman karasal iklimin görüldüğü bölgelerde oluşmuştur. Sebebi ise yağış miktarının az olmasıdır. Bundan dolayı tuz ve kireç oranı da fazladır. Humus bakımından fakirdir. E, tahıl tarımı için elverişli topraklardır. Ülkemizde en fazla İç Anadolu bölgesinde görülmektedir. Çernozium topraklara baktığımızda ise sevgili arkadaşlar bir diğer adıyla kara topraklar. Peki neden kara topraklar deniyor? Çünkü arkadaşlar bu resme bakacak olursanız eğer çayır bölgelerinde toprak sevgili arkadaşlar e, siyah rengini almıştır. Çünkü sevgili arkadaşlar kış dönemi boyunca. Ee, kar örtüsüyle kaplı olan toprağın üzerindeki çayırlar çürümeye başlar. Çürüyen topraklar ayrıştırıcılar tarafından toprağa mineral olarak kazandırılır. Ve bunun her yıl, yıllar boyu devam ettiğini düşünün. Böyle olunca toprağa sürekli olarak mineral kazandırıldığını düşünecek olursak humus miktarının oldukça zengin olduğu siyah renkli yani kara topraklara dönüşmektedir. Ülkemizde sevgili arkadaşlar özellikle Erzurum, Kars ve Ardahan platolarında yaygındır. Dünyadaki en verimli topraklardan bir tanesidir aynı zamanda çernezyom toprakları sevgili arkadaşlar. Ancak Erzurum, Kars ve Ardahan platoları oldukça yüksek bir alanda bulunduğu için iklim olarak tarıma pek elverişli değildir. Bakın iklim olarak toprak olarak demiyorum. İklim olarak pek elverişli değil. O yüzden hayvancılık e, açısından değerlendirilen topraklardır diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Bakınız dünyada Rusya'nın güneyinde Ukrayna, Romanya, Kanada, Amerika, Arjantin ve Avustralya'da da yine e, çayırların yaygın olduğu alanda gelişmiş olan çernozum topraklarına rastlanmaktadır. Arkadaşlar erozyon toprağın süpürülmesi demektir. Zaten toprak oluşumu çok uzun bir süreç içerisinde gerçekleşir. Yüzeyin süpürülmesi toprak oluşumunu sürekli geciktirir. Erozyon süreci arttıkça yani erozyon miktarı arttıkça toprak oluşumu sürekli gerilere doğru gider ve artık o tip bölgelerde toprak değil çakıllara, taşlara, irili, iri, irili, irili ufaklı taşlar açığa çıkmaya başlar. Bazen sevgili arkadaşlar bazı tarlalarda taş toplama denilen bir tabir söz konusu taş neden toplanır bu taşlar nereden gelmektedir aslında bir yerden gelmez sevgili arkadaşlar toprak süpürüldüğü için yüzeydeki toprak inceldiği için artık alttaki taşlar yüzeyde görünmeye başlanmıştır devam edelim. Toprağın üst kısmının akarsu ve rüzgar tarafından aşındırılması demiştik. Akarsu erozyonu özellikle akış hızının fazla olduğu yerlerde, eğimin fazla olduğu yerlerde görülürken rüzgar erozyonu ise özellikle kurak ve yarı kurak iklim bölgelerinde görülmektedir. Bitki örtüsünün cılız veya hiç olmadığı yerlerde rüzgar erozyonunun şiddeti daha da fazla artmaktadır. Bakınız hem rüzgar hem de akarsu ıı, erozyonunun ortak özelliğine baktığımızda iklimin kurak ve yarı kurak oluşu, bitki örtüsünün cılız oluşu hem akarsu hem de rüzgar erozyonunu tetiklemektedir, artırmaktadır sevgili arkadaşlar. Akarsu erozyonuyla ıı, rüzgar erozyonunu birlikte etkin olduğu yörelerin ortak özelliği bakın ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir? Az önce de belirtmiştik. Bitki örtüsünden yoksun olması, hem rüzgar hem akarsu erozyonunun etkin olduğu yörelerin ortak özelliğidir. Erozyonu oluşturan etmenlerin ilk başında tabii ki doğal bitki örtüsünün tahrip edilmesidir. Çünkü bitki toplulukları kökleriyle toprağı tutar, aşındırılmasına, süpürülmesine izin vermez. Hem akarsuyun hem de rüzgarın hızını keserek erozyonu durdurur. Ancak doğal bitki örtüsünün tahrip edilmesi maalesef erozyonu tetikleyen temel etmendir eğim eğimli yamaçlarda kar su erozyonu etkilidir. İklimin kurak olması, ani sağanak yağışlar, arkadaşlar bu da yine e, erozyonu artıran bir etmen. Yağışların az olduğu yerlerde bitki örtüsünün e, seyrek olması, yine rüzgar erozyonunu da tetiklemektedir. Arazinin yanlış kullanılması da yani amaç dışı kullanılması da yine erozyona neden olur sevgili arkadaşlar. Bakınız eğimli yamaçlarda tarlalar açmak, toprağı eğim yönünde sürmek. Arkadaşlar bu kavrama lütfen dikkat çünkü üniversite sınavında da soru olarak gelmişti. Toprağı eğim yönünde sürmek. Bu yanlış bir arazi kullanımıdır. Lütfen bunu özellikle rica ediyorum toprağı eğim yönünde sürmek erozyona neden olur. Eğim yönüne dik sürmelidir bu arada sevgili arkadaşlar. Toprağın aşırı işlenmesi de yine arazinin yanlış kullanılması erozyona neden olmaktadır. Erozyonun sonucunda neler olur? Arkadaşlar toprak örtüsü ortadan kaybolur, kaybolursa neler gerçekleşir? İşte tüm bunların hepsi erozyonun sonuçları içerisinde yer almaktadır. Toprak örtüsü incelecek, ortadan kalkacaktır. Buna bağlı olarak doğal denge, doğal seleksiyon bozulacak. Bitki ve hayvan türleri uzun yıllar içerisinde yok olmayla karşı karşıya kalacak. Tarımsal anlamda verim ve tarımsal üretim azalacak. Çayır ve mera alanları daralacak, verimi azalacak. Kırsal kesimden kentlere göçler artacak. Bunun sonucunda... Akarsularda taşınan malzemelerin artmasıyla baraj gölleri alüvyonlarla dolacaktır. O yüzden barajların ömrü kısalacaktır. Getirdiği alüvyonları nereye biriktirecek? Bu sete biriktirecek tabii ki. Bitki yoksun çorak araziler oluşacak ve dağlık sahalarda çığ ve kaya düşmesi artacaktır. Sevgili arkadaşlar, Erozyonu önlemek için neler yapabiliriz? Tabii ki araziler amacına göre e kullanılmalı. Doğal bitki örtüsü ve ormanlar korunmalıdır. Biliyorsunuz ülkemizde Tema Vakfı erozyonu önleme çalışmaları yapmaktadır. Eğimli yamaçlar teraslandırılmalıdır. Teraslamak demek basamaklı bir yapı haline getirmek demektir. Bakın yukarıdaki şekle baktığımızda burası eğimli bir arazi ama basamaklı bir şekilde bir arazi kullanımı söz konusu burada. İşte erozyonu önleme yollarından bir tanesi tarlaları eğime dik sürmelidir. Az önce de belirtmiştim. Bunun üzerinde e, özellikle durdum. Lütfen bunu e, hemen burada öğrenelim. Bu bilgiyi unutmayalım. Çoğu yerde kullanacağız. Eğime dik sürmeliyiz erozyonu önlemek için. Meralarda aşırı ve erken otlatma yapılmamalı. Ormanlar tarım alanı haline dönüştürülmemeli. Orman içinde hayvan otlatılmamalı. Nadas yöntemi yani e, toprağı bir yıldaki birden fazla yıl boş bırakmak, bakın bu boş bıraktığımız dönemde toprakta erozyona neden olacak. Nöbetleşe ekimle bundan kurtulabiliriz. Yani bir yıl uzun köklü bitkiler, bir yıl kısa köklü bitkiler ekerek toprağın verimini sürekli kullanabiliriz. Hasattan sonra anız örtüsü yakılmamalı. Anız örtüsü demek... Ee, hasattan sonra toprakta kalan sap kısımların yakılması demektir. Sanki çok kolay bir işlem, basit bir işlenmiş gibi gözüküyor ama öyle değil arkadaşlar. Toprağı oluşturan mikroorganizmalar yani canlılar da yok olacak. Bu toprağın ölmesi, canlılığın yitmesi anlamına geliyor. Çok sağlıksız bir durum. Erozyona... E Anız örtüsü yakılmamalı. Böylelikle erozyonu önleyeceğiz arkadaşlar. Rüzgar erozyonuna karşı rüzgarın hızını kesen ağaçlandırmalar yapılmalı ve toprağa ot su bitkiler ekilmelidir. Baraj çevrelerinin ağaçlandırılmasının temel amacı aşağıdakilerden hangisidir? Tabii ki arkadaşlar erozyonu yavaşlatarak barajın ömrünü uzatmaktır. Aşağıdakilerden hangisi rüzgar erozyonundan korunma yollarından biri değildir diyor arkadaşlar? Rüzgar erozyonundan toprağa utsu bitkiler ekilmeli, rüzgar yönüne dik ağaçlandırma yapılmalı, tarlalar nadasa bırakılmamalı, meralarda aşırı otlatma engellenmeli. Bakımından hepsi rüzgar erozyonundan korunma yollarıdır ama tarlalar eğim yönünde diyor. Lütfen dikkat. Bakın 97'de üniversite sınavında gelmiş. Eğim yönünde sürülmesi erozyonu tetikler arkadaşlar. Erozyona sebep olan faktör ve etkisini gösteren aşağıdaki örnek olay eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Yer şekillerinin engebeli ve eğimli olması toprağın yamaç boyunca taşınmasına neden olur. Evet bir örnek olaydır. Sebep sonuç ilişkisi var. Yanlış arazi kullanımında uygun olmayan alanların tarıma açılması, iklim elemanlarının etkisinden sağanak yağışlarla toprağın taşınması. Bakın hepsi örnek olay. Doğal bitki örtüsünün tahribi meralarda aşırı hayvan otlatılması. Ana materyalin etkisi volkanik sahalarda daha az erozyon görülmesi arkadaşlar. Bu yanlış bir bilgi tabii ki böyle bir bilgi yok. Doğru cevabımız E olacaktı. Heyelan ise sevgili arkadaşlar toprağın kopması bakın. Burada eğimli bir arazi görüyoruz. Bu eğimli arazide, bu yamaçta zaten zorla duran toprak. Bakınız burada yamaçtan koparak kütlü olarak yer değiştirmiş. Biz bu olaya heyelan diyoruz. Erozyon farklı bir şey. Erozyonda toprağın yüzeyi süpürülür ve toprak kaybedilir. Burada öyle bir durum yok. Burada bir kopma söz konusudur. Unutmayalım lütfen sevgili arkadaşlar. Peki hangi olaylar heyelana zemin hazırlar? Tabii ki bölgedeki aşırı yağışlar, eğimin fazla olması, arazinin yapısal özelliği mesela kirli bir tabakaya sahip olması, tabakaların uzanış doğrultusu mesela eğime dik uzanırsa mesela örnek veriyorum daha kolay bir e, heyelan oluşma sahne olur. İnsanlar sevgili arkadaşlar yol tünel baraj çalışmasında yamaçların eğimini bozar, daha dik yamaçlar oluşturur. Bu durumda yine aynı şekilde e, heyelana zemin hazırlar. Ülkemizde en çok Karadeniz'de görülür. Neden? Çünkü yağış miktarı fazla, eğim fazla, kirli yapı oldukça fazladır. Ancak Karadeniz'de sevgili arkadaşlar, yağışlar en fazla sonbahar mevsiminde görülmesine rağmen heyelan en fazla ilkbahar mevsiminde görülür. Arkadaşlar, üniversite sınavında gelmiş bir sorunun bilgisi bu aynı zamanda heyelanların en fazla ilkbahar döneminde görülmesi kar erimelerine bağlı olarak toprağın suya doygun hale gelmesidir. Unutmayalım arkadaşlar, bu bilgiyi de kullanacağız. Heylandan korunmak için neler yapılmalı? Yamaçlarda suyun kolayca dışarı akmasını sağlayacak su kanalları açılmalıdır. Eğimin fazla olduğu yerlerde istinat duvarları yani koruma duvarları yapılmalı. Eğimli yamaçlarda yerleşim birimleri kesinlikle kurulmamalıdır. Yandaki şekilde dağlık bir yerde kurulmuş köy ve buradaki jeolojik yapı gösterilmiştir. Bu köyün meydana gelebilecek bir heyelandan korunabilmesi için aşağıdaki önlemlerden hangisinin alınması gerekir deniyor. Arkadaşlar köyün kurulduğu yere bakar mısınız? Ve altındaki tabakaya bakar mısınız? Killi bir tabaka. Biz burada bu köyün kesinlikle yer değiştirmesini savunmalıyız. Bu köy köyün düzlük alanın doğusuna taşınarak ancak heyelandan önlenebilir. Heyelanın vereceği zararlardan önlenebilir sevgili arkadaşlar doğru cevabımız aşık olacaktı. Yukarıdaki özellikler aşağıdaki toprak tiplerinden hangisine aittir diyor. Humus bakımından fakir, topraktaki tuz ve kireç oranı az, demir oksit bakımından zengin ve rengi kırmızıdır. Tabii ki laterit toprak sevgili arkadaşlar Ekvatoral iklim bölgenin toprağıdır. Yukarıdaki haritada aşağıdaki toprak tiplerinden hangisinin yayılış alanı gösterilmiştir? Bakınız Akdeniz ikliminin yayılış sahasıdır. O halde oluşacak olan toprak da terrarossa topraklardır. Aşağıda aylık ortalama sıcaklık ve yağış grafikleri verilen yörelerin hangisinde podzol toprakların yaygın olduğu söylenebilir? Podzol toprak olabilmesi için iğne yapraklı orman kuşağı olması gerekiyor. O halde bunların içerisinde hangisinde karasal iklim egemendir? Sert karasal iklim özür dilerim. Bakınız sıfır derecenin altına inmiş. Yaz yağışlarının fazla olduğu sert karasal iklim. İğne yapraklı orman olan tayga ormanlarında biliyorsunuz pozol topraklar yaygındı. Doğru cevabımız A şıkkıydı. Kahverengi ve kestane renkli bozkır toprakların tuz ve kireç mineralleri bakımından zenginken kahverengi orman toprakları humus miktarı bakımından zengindir. Bu durum yukarıdaki toprakların görüldüğü bölgelerin öncelikle aşağıdakilerden hangisi bakımından farklı olduğunu göstermektedir? Tabii ki sevgili arkadaşlar, yağış miktarı bakımından farklı olması. Peki yağış neyin içerisinde yer almaktadır? İklim özelliklerinin içerisinde yer almaktadır. Aşağıda dört farklı yörenin aylık ortalama sıcaklık ve yağış grafikleri verilmiştir. Buna göre grafikleri verilen yörelerden aşağıdaki toprak tiplerinden hangisinin görülmesi beklenmez diyor. Bakın bir numarada Akdeniz iklimi var ve Akdeniz ikliminde terörosu topraklar. İki numarada bakınız okyanusal iklim veya e, bizdeki Karadeniz iklimi. Karadeniz ikliminde sevgili arkadaşlar kahverengi orman toprağı yaygın. 3 numaraya baktığımızda sevgili arkadaşlar step iklimini görüyoruz. Kahverengi ve kestane renkli bozkır topraklar yaygındır. Dört numaraya baktığımızda ise sevgili arkadaşlar çöl iklimini görüyoruz. Burada da çöl toprakları hakimdir. Tundura iklimiyle ilişkili bir bilgi yukarıda yoktur sevgili arkadaşlar. Yukarıdaki haritada numaralarla taralı olarak gösterilen alanların hangisinde çernozyum topraklarının görüldüğü söylenebilir. Hatırlayacaksınız sevgili arkadaşlar. Verdiğimiz bilgide Ukrayna'da bizim ülkemizde de Erzurum, Kars, Ardahan platolarında oluşan Çernozyum topraklarda dünyanın en verimli topraklarıydı. Bir diğer adı kara topraklarda hatırlayacaksınız. Yukarıdaki haritada numaralanmış yörelerin hangisinde rüzgar erozyonunun şiddeti diğerlerine göre daha fazladır. Rüzgar erozyonunun şiddetinin fazla olması için o bölgenin kurak olması gerekmektedir. Peki bunlardan hangisi en kuraktır? E, çöl bölgesi tabii ki. Hangisi çöl bölgesi? Büyük Sahra'nın bulunduğu 4 numara sevgili arkadaşlar. Arazinin yanlış kullanılması erozyona neden olur. Buna göre aşağıdakilerden hangisinin erozyona neden olması beklenmez diyor sevgili arkadaşlar. Eğimli yamaçların tarım alanlarına dönüştürülmesi, toprağın eğim yönünde sürülmesi, meraların aşırı otlatılması ve anız örtüsünün yakılması maalesef erozyona neden olur. Ama nöbetleşe ekimin yapılması yani bir yıl kısa köklü bitkiler, bir yıl uzun köklü bitkiler ekilerek toprak boş kalmaz, erozyonda beklenmez. Aşağıdakilerden hangisi erozyonun sonuçları arasında yer almaz diyor. Kırdan kente göçler azalır çünkü tarımsal verimlilik düşecek. Tarım alanlarının verimi azalacak. Bitki örtüsünden yoksun araziler oluşacak. Barajların kullanım ömrü de biriken alüvyonlarla kısalacaktır. Taban suyu seviyesinin yükselmesi yani yeraltı suyu seviyesinin yükselmesi gibi bir durum yer almaz. Aşağıdakilerden hangisi erozyon önlemek için alınacak önlemlerden biri biridir diyor sevgili arkadaşlar. Erozyonu önlemek için tarım tarlaları eğim yönünde diyor sevgili arkadaşlar. Yanlış bir uygulama. Çayır ve meraları tarla haline getirmek yanlış bir uygulama. Anız örtüsü yakmak yine yanlış bir uygulama. Nadas uygulamasını yaygınlaştırmak yine yanlış bir uygulamadır ama yamaçlarda taraçalar yani basamaklı hatırlayacaksınız basamaklı eğimli yamaçları basamaklı hale getirirsek eğer taraçalar oluşturursak tabii ki erozyonu önlemek için alınacak önlemlerden birisi olacaktır. Aşağıdaki ülkelerin iklim ve yer şekilleri dikkate alındığında hangisinde heyelan riskinin daha fazla olduğu söylenebilir diyor arkadaşlar. Heyelan riskinin en fazla olduğu, eğimin en fazla olduğu ülkeyi işaretleyeceğiz. Bunların içerisinde tabii ki Himalaya dağ sıralarının bulunduğu Hindistan sevgili arkadaşlar diğerlerine göre daha fazla heyelan riskine sahiptir. Doğu Karadeniz'de heylanların fazla olmasında hangileri etkili olmuştur? Tabii ki yağışların fazla olması, kirli arazinin, kirli toprakların, kirli tabakaların fazla olması etkili olmuştur sevgili arkadaşlar. Doğru cevabımız 2 ve 3 olacaktı. Heylan olaylarının yaygın olduğu bir yörede. Yukarıdakilerde, yukarıdaki önlemlerden hangilerinin alınması beklenmez diyor. Bakınız, eğimli yerleri yerleşim birimlerinin kurulmaması. Çok doğru. Tarla alanlarının eğime dik sürülmesi. Bakınız eğime dik diyor sevgili arkadaşlar yanlış eğime dik. Ee, nöbetleşe ekimin artırılması arkadaşlar nöbetleşe ekimin artırılması heyelanla değil e, erozyonun azaltılması ile ilgili bir durum. Bunu da geçiyoruz. İstinat duvarlarının yapılması evet bu da heyelan olaylarını azaltan etkenlerdendir. Beklenmez dediği için 2 ve 3 olacaktı cevabımız sevgili arkadaşlar. Evet 37. konu anlatım föyümüzün sonuna geldik arkadaşlar. Herkese üniversite sınavı hazırlığında başarılar diliyorum. Bir dahaki konu anlatım föyünde tekrar buluşmak ümidiyle sevgili arkadaşlar. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.